Önceki videomuzda Challenger uzay mekiğinin facia ile sonuçlanan son uçuşunu ve bu facianın arkasındaki sebepleri yakından incelemiştik. Bu videomuzda ise eğer bu trajik facia gerçekleşmeseydi bizi neler bekliyordu onu inceleyeceğiz. Facia Amerika'da derin bir etki bıraktı. Günlerce yas tutulan ülkede facia tabii ki en çok uzay mekiği programını etkiledi. Program neredeyse 3 yıl tamamen durdu. Bu da hava kuvvetleri ve ticari kullanıcıları diğer harcanabilir fırlatma sistemlerine yöneltti. Başkan Ronald Reagan tarafından da uzay mekiğinin bir daha ticari uydular için fırlatılmayacağı belirtildi. Yıllık uçuş sayıları ciddi miktarda sınırlandırıldı, mekiğin birçok parçası yeniden tasarlandı. Risk faktörü oluşturan her parça azaltıldı. Bunlardan belki de en dikkat çekeni astronotlara uzay yürüyüşünde mekikten bağımsız bir hareket sağlayan Manned Maneuvering Unit MMU'du. Challenger öncesi 3 görevde kullanılan MMU, Challenger sonrası fazla risk olduğu için kaldırılmıştı. Bu tarz görece küçük değişikliklerin yanında bazı büyük planlar da iptal edildi. Hadi bunların birkaçına bakalım. Mesela bu planlardan biri uzay mekiği ve Centaur üst aşamasının bir arada kullanılması. Centaur üst aşamasını bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse, Centaur tarihin ilk ve belki de en iyi sıvı hidrojen kullanan roket aşamasıdır. İnanılmaz verimli RL-10 motoru ve kağıt kadar ince yakıt tankları ile rakiplerine göre çok üstün bir konumda olan Centaur gibi muhteşem verimli bir üst aşamayı uzay mekiği ile kullanmak, ciddi ağırlıktaki uzay araçlarını Jüpiter ve Satürn gibi uzak gök cisimlerine çok kısa sürelerde ulaştırabilirdi. Bu, Amerika'nın bilimsel uydularının yanı sıra ağır askeri yükleri için de harika olurdu. Bu yüzden proje katı yakıtlı Ayus ile birlikte geliştirilmeye başlandı. Centaur için iki varyant planlanıyordu ve ikisinde de 2 adet RL-10 motoru bulunacaktı. Ulysses, Galileo ve Magellan gibi bilimsel uzay araçları için Centaur G', onlar dışındaki bazı özel askeri yükler içinse Centaur G varyantı kullanılacaktı. Proje iyi kötü ilerliyordu. Hatta Challenger ve Atlantis için Centaur altyapıları bile yapılmıştı. Bu ikili çok büyük avantajlar getirse de astronotlar Shuttle Centaur görevinin şimdiye kadarki en riskli uzay mekiği görevleri olduğunu düşünüyorlardı. Üstüne yaşanan Challenger faciası tüm planların önüne geçti. Challenger'dan sonra Shuttle Centaur gibi yüksek riskli bir görev hiçbir otorite tarafından kabul edilmedi ve iptal edildi. Fakat Centaur kadar tehlikeli olmayan ama buna karşın onun kadar da verimli olmayan Ayus, uzay mekiğiyle bolca uçuş yaptı. Önemli askeri ve bilimsel yükleri taşıdı. Fakat dediğimiz gibi Ayus Centaur kadar verimli değildi. Mesela Centaur ile 2 yılda Jüpiter'e gidecek Galileo uzay aracı Ayus ile hedefine 6 yılda varmak zorunda kaldı. Evet, gördüğünüz gibi Challenger sonrası uzay mekiğini geliştirme adına geliştirilen projelerde en önce bakılan şey riskti. Katı yakıtlı iticiler doğası gereği uzay mekiğini riskli hale getirdiğine göre yerine gelecek yeni bir şey lazımdı. Bu yüzden önceden de düşünülen sıvı yakıtlı ve yeniden kullanılabilir iticilere ilgi artmıştı. Bu hem kontrolsüz bir itkiye sahip olan katı yakıtlı iticileri devre dışı bırakıyor hem de daha iyi bir yeniden kullanılabilirlikle maliyetleri düşürüyordu. Yıllarca üstüne çalışıldıktan sonra 1998'de Boeing'in ana yakıt tankından ayrıldıktan sonra kanatlarını açarak Kennedy'ye inen katamaran tasarımı hazırdı. Fakat kazandırdıklarına karşın bu iticiler sistemi çok karmaşık bir hale getiriyordu ve risk faktörünü arttırıyordu. Bu da NASA'nın hiç istemediği bir şey olduğundan bu fikir de rafa kaldırıldı. Geldik bu geliştirmelerden en büyüğü ve belki de en iyisi turuncu yakıt tankının tepesine bir yük kaplaması koymak. 70'lerde DARPA ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için bu fikri ileri sürdü. Bu şekilde 7,5 metre çapına kadarki yükler mekikle birlikte yörüngeye taşınacaktı ve bunun da ötesinde çekiç başı şeklindeki tasarımla daha da büyük yükler taşınabilecekti. Fakat bu şekilde taşınacak yüklerin ortak bir özellikleri vardı. Neredeyse hepsi düşük yoğunluktaki yüklerdi. Yani devasa ama hafif yükler. Evet, size güzel bir teleskop aynası tanımladık. Fakat tabii ki ordu bu devasa aynalarla güzelim galaksileri değil, düşmanlarının gizlilerini
gizli üstlerini izleyeceklerdi. Hatta bir tasarımda o kadar öteye gidildi ki 20 metrelik devasa bir ayna için özel yük kaplaması önerildi. Tabii ordu ordu dedik ama bu nimetten NASA'nın da faydalanmaya hakkı vardı. Onlar da 7,5 metrelik versiyon ile büyük bir uzay teleskobu inşa etmeyi düşündü. Hatta bu teleskop direkt turuncu yakıt tankından oluşuyordu ve uzayda inşası tamamlanıyordu. Ordunun isteklerini ilettik fakat askeri uyduların en önemli ve olmazsa olmaz özelliği bulundukları kutupsal yörüngelerdir. Fakat burada bir sorun vardı. Florida'dan kutupsal yörüngeleri fırlatma yapmak büyük bir sorundu ve bunun için yeni bir yer lazımdı. Burası da şüphesiz Hava Kuvvetleri'nin Kaliforniya'daki Vandenberg Üssü'ydü. Günümüzde de kutupsal fırlatmalar denilince akla ilk olarak orası gelir. Ordu bu yüzden Vandenberg'deki fırlatma kompleksi 6'ya 4 milyar dolar harcayarak orada uzay mekiğinin fırlatmalarını destekleyebilecek bir rampa inşa etti. 1985'in sonlarında ise Discovery uzay mekiği ilk kutupsal uçuşu için hazırlanıyordu. Her şey çok güzeldi ki Challenger faciası yaşandı ve program uzun süre duraksadı. Ve bu duraksama yüzünden Vandenberg'den yapılacak fırlatmalar da geri plana atıldı. Ardından da buradan uzay mekiği fırlatma fikri rafa kaldırıldı. Eğer bu fikir rafa kaldırılmasaydı uzay mekiği Buran gibi çok daha fazla askeri amaçlar için kullanılacaktı. Gördüğünüz gibi Challenger faciası olmasaydı uzay mekiği programı çok farklı yerlere gelebilirdi. Ve belki de bu yeni fikirlerin ışığında daha çılgınca fikirler denenecekti. Fakat işin gerçeğine bakarsak şu karşımıza çıkıyor. Yüksek ihtimalle ortaya atılan bu fikirlerin çoğu gerçeğe dönüşmeyecekti. Çünkü Challenger faciası yaşanmasa da emin olun Discovery ya da Atlantis'in herhangi bir uçuşunda böyle trajik bir olay yaşanacaktı. Çünkü NASA yine aynı sorumsuzluğuna devam edecekti. Challenger bir nevi NASA'ya atılmış büyük bir tokattı. Ve bu tokat NASA'yı uyandırdı. NASA'nın uzay mekiğinde yaşadığı acı tecrübeler onu şu anda olduğu gibi çok daha dikkatli yaptı. NASA'nın ve özel şirketlerin bu dikkate sahip olmasıyla ne Dragon ne de diğer insanlı uzay araçlarının yapacağı insanlı uçuşlarda Challenger faciası gibi trajik faciaları görmemiz çok çok az olacak. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olabilir, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtebilir ve videomuzu başkalarıyla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ya da yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.